Hazreti Mehdi'nin evi, Hazra Adası. Hazreti Mehdi konusunda söz konusu edilen konulardan birisi de Hazra Adası'dır. Hazreti Mehdi'nin çocuklarıyla birlikte Hazra Adası'nda yaşadığını söyleyenler vardır. Ama Hazra Adası olayı daha çok bir efsaneye benzemekte. Bu konuda Allame Meclisi Biharul Envar'da genişçe bir hikaye nakletmektedir. O hikaye kısaca şöyledir. Irak'ta Necefül Eşref şehrinde Emir el Müminin kütüphanesinde Hazra Adası olayı ilmiyle meşhur olan bir kitap buldum. El yazısıyla yazılmış olan o kitabın yazarı Fazl bin Yahya Tayyibi'dir. Fazl bin Yahya kitabında yazıyor ki, Hazra Adası olayını ben ilk olarak İmam Hüseyin'in türbesinde 699 yılının Şaban ayının 15'inde Şeyh Şemsuddin ve Şeyh Celaluddin'den duydum. O ikisi olayı Zeynüddin Ali bin Fazili Mazanderani'den naklediyorlardı. Bunun üzere ben olayı kendisinden duymak istedim. Aynı sene Şevval ayının başlarında Şeyh Zeynüddin tesadüfen Hille şehrine gitti ve ben onunla Seyyid Fahruddin'in evinde görüşerek kendisinden olayı bana da nakletmesini rica ettim. Bunun üzerine Şeyh Zeynüddin şöyle dedi. Ben Dimeşk'te Şeyh Abdurrahim-i Hanefi ve Şeyh Zeynüddin'i Ali Endulusi'nin yanında ilim tahsil ediyordum. Şeyh Zeynüddin hoş sohbet birisi olup İmamiye Şiası alimlerine karşı iyimserdi. Onlara saygı gösterirdi. Ben bir müddet kendisinden istifade ettim. Bir gün Mısır'a gitmesi icap etti. Biz birbirimizi çok severdik. Dolayısıyla beni de beraberinde Mısır'a götürmeye karar verdi. Birlikte Mısır'a giderek Kahire'de ikamet ettik. Orada kaldığımız 9 ay çok güzel geçti. Bir gün babasından bir mektup geldi. O mektupta babası çok hasta olduğunu ve ölmeden önce kendisini görmek istediğini yazmıştı. Üstad mektubu okuyunca ağladı ve Endulos'a gitmeye karar verdi. Ben de yanına takıldım. Adanın ilk şehrine yetişince ben şiddetli bir şekilde hastalandım, hareket etmeye gücüm yoktu. Üstad benim bu halime çok üzüldü. Nihayet beni şehrin hatibine bırakarak bana bakmasını rica etti ve kendisi de şehrine doğru hareket etti. Hastalığım 3 gün sürdü. Sonra yavaş yavaş iyileşmeye başladım. Evden çıkarak şehrin sokaklarını dolaştım. Bu arada dağlık bölgeden gelmiş olan bir kafileye rastladım. Satmak için oradan eşya getirmişlerdi. Oradakilere kafiledekilerin kimler olduğunu ve nereden geldiklerini sorduğumda dediler ki, bunlar Rafizilerin adalarına yakın olan barbarların şehrinden gelmişler. Rafizilerin adası adını duyunca orayı merakla görmek istedim. Oradakiler o adalara 25 günlük yol olduğunu ve 2 günlük yolda ise su ve bayındırlık olmadığını söylediler. Ben o 2 gün yolda zorluğa düşmemek için bir binek kiraladım, yolun geriye kalanını da piyade gittim ve nihayet Rafizilerin adalarına ulaştım. Adanın etrafı yüksek ve sağlam burçları olan duvarlarla çevrilmişti. Şehrin merkez camisine girdim. Çok büyük bir camiydi. Bu arada Şiiler gibi ezan okuyan müezzinin sesini duydum. Ezandan sonra da İmam-ı Zaman'ın Hazreti Mehdi'nin zuhurunun tacili için dua etti. Sevinçten kendimi tutamayıp ağladım. Millet camiye gelip Şia fıkhına göre abdest aldılar. Hoş simalı bir kişi camiye girerek mihraba doğru hareket etti. Namaz için gelen insanlar o adamın arkasında cemaat namazı kıldılar. Namazdan sonra namaz duası okudular ve namaz bitince benim hal hatırımı sordular. Ben durumu anlattım ve asaleten Iraklı olduğumu söyledim. Benim Şia olduğumu anlayınca saygı gösterdiler. Sonra camiye ait olan odaların birinde bana yer verdiler. Cami imamı beni ağırlıyor ve asla yalnız bırakmıyordu. Bir gün ona bu şehrin ahalisinin yiyecek ve diğer ihtiyaçlarının nereden temin olduğunu sordum. Zira o etrafta tarla namına bir şey yoktu. Bunun üzerine cami imamı bu şehrin ahalisinin yiyeceklerinin her yıl 2 defa gemiyle Akdeniz'de olan Hazra Adası'ndan geldiğini söyledi.
geminin gelmesine ne kadar kaldığını sorduğumda daha 4 ay var dedi. Bu müddetin uzun olmasına üzüldüm ama tesadüfen gemiler 40 gün sonra geldiler. 7 gemi arka arkaya iskeleye yanaştı. Büyük gemiden hoş simalı bir kişi inerek camiye geldi ve Şia fıkhına göre abdest alarak öğle ve ikindi namazını kıldı. Namazdan sonra bana dönerek selam verdi. Benim ve babamın ismini söyledi. Olup bitenlerden hayrete düştüm. Şam'dan Mısır'a veya Mısır'dan Endulos'a yaptığım yolculukta mı ismimi duydun dedim. Bunun üzerine o hayır dedi. Seni ve babanın ismini, yüz hatlarını ve huyunu bile daha önce söylemişlerdi bana. Seni kendimle birlikte Hazra Adası'na götüreceğim cevabını verdi. O adam bir hafta o adada kaldı ve oradaki işlerini yaptıktan sonra birlikte Hazra Adası'na doğru hareket ettik. 16 gün denizde yol aldık. 17. gün denizin ortasındaki beyaz sular dikkatimi çekti. İsmi Muhammed olan o adam bana ''Bir şey mi dikkatini çekti?'' dedi. ''Ben buranın sularının rengi farklı değil mi?'' dedim. Adam ''Burası Akdeniz'dir ve bu da Hazra Adası'dır. Bu sular bir duvar gibi Hazra Adası'nı kuşatmıştır.'' Dolayısıyla Allah'ın hikmeti olacak ki düşmanlarımızın gemileri bu noktaya yaklaşmak istediklerinde İmam-ı Zaman'ın bereketi hürmetine batı verirler. O sudan bir miktar içtim. Fırat suyu gibi serin ve tatlıydı. Ak suları geçtikten sonra Hazra Adası'na yetiştik. Gemiden inip şehre girdik. Ada meyve ağaçlarıyla dolu bir şehirdi. Pazarları eşyalarla dolup taşmaktaydı. Şehrin ahalisinin iyi bir yaşamları vardı. Bu güzel manzaraları görmek oldukça sevindirmişti beni. Arkadaşım Muhammed beni kendi evine götürdü. Bir müddet dinlendikten sonra oldukça büyük olan merkez camisine gittik. Camideki kalabalık cemaatin arasında tavsif edilemeyecek derecede heybetli bir kişi vardı. İsminin Seyyid Şemsuddin Muhammed olduğunu söylediler. Millet ondan Arap edebiyatı, Kur'an, fıkıh ve akaid dersleri alıyordu. Huzuruna çıktığımda bana hoş geldin dedi. Kendi yanına oturtarak hal hatırımı sordu. Bana Şeyh Muhammed'i benim peşime gönderdiğini söyledi ve sonra camiye ait olan odaların birinde benim için bir yer hazırlamalarını istedi. Orada dinleniyor ve yemekleri de Seyyid Şemsuddin ve arkadaşlarıyla yiyorduk. 18 gün böyle geçti. Orada olduğum ilk cuma namazını Seyyid Şemsuddin'in farz kastıyla kıldığını gördüm. Bu konu çok ilgimi çekti. Daha sonra bir fırsatta bu konuyu Seyyid Şemsuddin'e açarak dedim ki, ''Cuma namazı ancak Hazreti Mehdi'nin huzurunda, zuhurundan sonra farz kastıyla kılınabilir.'' Seyyid, ''Evet ama ben Hazreti Mehdi'nin özel naibiyim.'' dedi. ''Ben şimdiye kadar Hazreti Mehdi'yi görmüş müsün?'' diye sordum. O da, ''Görmüş değilim ama babam sesini duyduğunu söylüyordu. Fakat kendisini görmüyormuş. Ama büyük babam hem kendisini görüyormuş hem de sesini duyuyormuş.'' Ben yine sordum. ''Efendim, bazıları Hazreti Mehdi'yi görürken diğer bazılarının görmemesinin sebebi nedir?'' Şöyle cevap verdi. ''Bu Allah Teala'nın bazı kullarına olan lütfudur.'' Sonra Seyyid elimden tutarak beni şehrin dışına götürdü. Irak ve Şam'da benzerini görmediğim birçok nehirler, bağ ve bostanları vardı. Gezi sırasında hoş görünümlü bir kişiye rastladık. Bize selam verdi. Seyyid'e onun kim olduğunu sorduğumda bana ''Şu büyük dağı görüyor musun?'' dedi. ''Evet'' dedim. ''Bu dağın ortasında, ağaçların altında serin suları olan güzel bir yer var.'' Orada tuğlayla yapılmış bir kubbe var. Bu adam da diğer arkadaşlarıyla birlikte o kubbenin bekçisidir, dedi. Ben cuma sabahları İmam-ı Zaman'ı ziyaret için oraya gidiyorum ve iki rekat namaz kıldıktan sonra tüm dini ihtiyaçlarımın cevabının yazılmış olduğu bir kağıt buluyorum. Senin de oraya gidip İmam-ı Zaman'ı ziyaret etmen iyi olur. Onun bu sözü üzerine ben o dağa doğru hareket ettim. Kubbeyi bana tarif ettiği gibi buldum. O iki hizmetçiyi orada gördüm. Onlara İmam-ı Zaman'la görüşmek istediğimi bildirdim. Onlar bunun mümkün olmadığını, bu konuda kendilerine izin verilmediğini söylediler. Ben de öyleyse hakkımda dua edin dedim. Onlar da bu ricamı kabul ettiler.
Sonra dağdan aşağı inerek Seyit Şemsuddin'in evine gittim. Seyit evde yoktu. Gemide beraberimde olan Şeyh Muhammed'e giderek dağda olup bitenleri ona anlattım ve o iki hizmetçinin Hazreti Mehdi ile görüşmeme müsaade etmediklerini söyledim. Şeyh Muhammed bana Seyit Şemsuddin'den başka hiç kimsenin oraya gitme hakkı yoktur. O Hazreti Mehdi'nin evlatlarından olup beş göbekten Hazreti Mehdi'ye ulaşmaktadır. Ayrıca Hazreti Mehdi'nin özel naibidir dedi. Ondan sonra Seyit Şemsuddin'den bazı zor dini meseleleri kendisinden nakletmeme müsaade etmesini ve Kur'an-ı Kerim'in doğru okunuşunu bana öğretmesini rica ettim. Seyit Şemsuddin bir sakıncası olmadığını söyledi ama ilk önce Kur'an'dan başla dedi. Kur'an okurken arada fırsat buldukça Kur'an'ın diğer farklı okunuşlarını da okuyordum. Seyit'ten izin alarak yaklaşık 90 meseleyi ondan naklettim ve ben müminlerden özel bir grubu dışında hiç kimsenin onları görmesine müsaade etmem. Daha sonra gördüğü diğer bir olayı naklederek şöyle diyor. Ben Seyyid'e Hazreti Mehdi'den büyük gaybette beni gördüğünü iddia eden kimse yalancıdır tabirindeki hadislerin elimizde olduğunu ve bu hadislerin sizin Hazreti Mehdi'yi görmenizle çeliştiğini söyledim. Seyyid doğrudur dedi. İmam böyle buyurmuştur ama bu o zaman Abbasiler ve diğer düşmanlarının çok olduğu zamana aittir. Düşmanlarımızın ümidi kestikleri, şehirlerimizin de onlardan uzak olduğu ve hiç kimsenin elinin bize ulaşmadığı günümüzde Hazreti Mehdi ile görüşmenin bir tehlikesi yoktur. Daha sonra Seyit'ten diğer bir takım şeyleri naklederek şöyle diyor. Seyit bana dedi ki, sen de şimdiye kadar Hazreti Mehdi'yi görmüşsündür elbette ama onu tanımamışsın. Seyit bana Batı şehirlerinde kalmamamı ve çok çabuk Irak'a geri dönmemi emretti ve ben de emrine itaat ederek geri döndüm. Hazra Adası olayı özetle böyledir. Sonuçta şunu söylemek gerekir ki bu olayın hiçbir geçerliliği yoktur ve bu gerçekten daha ziyade efsaneye ve romana benziyor. Çünkü her şeyden önce senedi muteber değil. Hikaye tanınmayan el yazması kitaptan nakledilmiştir. Ve Allame Meclisi de bu hikaye hakkında diyor ki, ben bu hikayeyi sağlam kaynaklarda bulamadığımdan kitaptakilere karışmaması için onu ayrı bir bapta naklettim. Ayrıca hikayenin kendisinde çelişki görülmektedir. Zira bir taraftan Seyyid Şemsuddin'in raviye, ben imamın özel naibiyim ama şimdiye kadar imamı görmüş değilim. Babam da onu görmemiş ama sesini işitmiş. Ancak büyük babam hem kendisini görmüş ve hem de sesini duymuştur derken, diğer taraftan Seyyid Şemsuddin'in raviye, ben her cuma sabahı imamı ziyaret etmek için o dağa gidiyorum ve senin de gitmen iyi olur dediğini görüyoruz. Ve Şeyh Muhammed de raviye diyor ki, ancak Seyyid Şemsuddin ve benzerleri Hazreti Mehdi ile görüşebilirler. Gördüğünüz gibi bu hikayede çelişki var. Dikkat edilmesi gereken diğer nokta da şu ki, Seyyid Şemsuddin kendisinden başka kimseyi oraya bırakmadıklarını bildiği halde niçin raviye Hazreti Mehdi ile görüşmek için o dağa gitmesini öneriyor? Bu hikaye romantik bir şekilde hazırlanmıştır. Zeynuddin adında bir şahıs ilim okumak için Irak'tan Şam'a gidiyor, oradan üstadıyla birlikte Mısır'a gidiyor, Mısır'dan da yine üstadıyla birlikte İspanya'ya sefer ediyor. Bu kadar uzun mesafeyi kat ettikten sonra yolda hastalanıyor, üstadı onu terk ediyor ve iyileştikten sonra o çevrede Rafiziler Adası'nın var olduğunu duyunca orayı görmeliyim derken üstadını unutuyor. Uzun ve tehlikeli bir yolculuktan sonra Rafizilerin adasına varıyor. Adada ziraat yeri olmadığından bu halkın yiyeceğinin nereden karşılandığını merak ediyor. Böylece yiyecek maddelerinin Hazra Adası'ndan getirildiğini öğreniyor. Gemilerin 4 ay sonra geleceği söylenmişken aniden 40 gün sonra gemiler sahile yanaşıyorlar ve bir hafta bekledikten sonra onu kendileriyle birlikte adaya götürüyorlar. Akdeniz'in ortasında beyaz serin ve tatlı suları görüyor, sonra o geçilmesi mümkün olmayan noktadan geçip Hazra Adası'na gidiyor. Ve ilginç olan nokta şu ki, Iraklı bir kişi bu kadar uzun ve uzak yolu kat ederek çeşitli ülkelerde o bölgenin insanlarıyla konuşuyor ve hepsinin dilini de biliyor.
acaba İspanya halkı da Arapça mı konuşuyorlardı? Bu hikayeyi dikkat edilirse onun uydurma olduğu malumdur. Son olarak şunu da söylemeliyim ki, daha önce de hatırlattığımız gibi hadislerimizde Hazreti Mehdi'nin halk arasında kendisini tanıtmayarak yaşadığı, hac merasimlerine katıldığı ve bazı sorunları çözmek için insanlara yardım ettiği kaydedilmiştir. Hazreti Mehdi hakkında aklı kurcalayan bir soru da şu ki, acaba Hazreti Mehdi'nin evlatları var mıdır? Bu sorunun cevabında şunu söyleyebiliriz ki, Hazreti Mehdi'nin evlendiğini ve çocuklarının olduğunu ispat veya reddedecek muteber bir delil yoktur elimizde. Elbette maslahat gereği gizlice evlenmiş olması ve evlatlarının olması ama tanınmamaları mümkündür. Gerçi bazı dualarda Hazreti Mehdi'nin çocukları olduğu veya olacağına işaret edilmiştir. Ancak ulemanın bildiği gibi mezkur dualar bir konuyu ispatlayacak derecede sağlam değillerdir. Ama bütün bunlarla birlikte yine de Hazreti Mehdi'nin çocuklarının olması uzak bir ihtimal değildir. İmam Sadık bir hadiste şöyle buyuruyor. Ben Kaim'in ailesi ve ehliyle birlikte Mescid-i Sahle'ye inişini görür gibiyim. Ne zaman zuhur edecektir? Zuhur için bir zaman belirtilmemiştir. Hatta imamlar zuhur vaktini tayin edenleri tekzip etmişlerdir. Örneğin Fuzeyl şöyle diyor. İmam Bakır aleyhisselama Mehdi'nin zuhurunun belli bir tarihi var mıdır diye sordum. Üç defa şöyle buyurdu. Her kim zuhurun vaktini tayin ederse yalan söylemektedir. Abdurrahman bin Kesir şöyle diyor. İmam Sadık'ın huzurundayken Mühezzim-i Esedi odaya girerek şöyle dedi. Kurban olayım sana, Hazreti Mehdi'nin kıyamı ve Hak Devleti'nin kuruluşu ne zaman olacaktır? İmam ona şöyle dedi. Zuhur vaktini tayin edenler yalan söylemektedir. Acele edenler helak olur ve teslim olanlar kurtuluşa erer ve bize dönerler. Muhammed bin Müslim de şöyle der. İmam Sadık bana şöyle buyurdu. Her kim sana zuhurun vaktini söylerse hemen onu tekzip et. Zira biz zuhur için bir zaman tayin etmiyoruz. Bu anlamda 10 hadis daha nakledilmiştir. Bunca hadisten de anlaşılmaktadır ki İmam-ı Zaman'ın zuhuru için ne peygamberler ve ne de imamlar vakit tayin etmemiştir. Böylece her türlü suistimalin önü alınmıştır. O halde zuhur vakti tayin eden bir hadis naklederlerse, eğer tevil edilirse tevil edilmelidir. Aksi takdirde ya susulmalı ya da tekzip edilmelidir. Ebu Said-i Mehzumi'den zayıf ve mücmel bir hadis nakledilmiştir ki, kaimimiz Elif Lam Ra'da kıyam edecek denilmektedir. Zuhur alametleri. Hazreti Mehdi'nin zuhurunun birçok alametleri zikredilmiştir. Ama bunların hepsi hakkında birer birer bahsedecek olursak kitabımız çok uzar. Dolayısıyla kısaca birkaç noktaya değinmekle yetiniyorum. 1. Bazı alametleri bildiren hadisler, hadisi vahid olup senedinde bazı meçhul kimseler yer almıştır ve dolayısıyla da yakin ifade etmemektedir. 2. Ehl-i Beyt'ten gelen hadisler, zuhurun alametini iki kısma ayırmıştır. Bir kısım hadisler, hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmayan kesin alametlerdir. Bunlar zuhurdan önce mutlaka gerçekleşmelidir. Bir kısmı da kesin olmayan alametlerdir. Bunlar mutlak ve kesin bir şekilde zuhurun alametlerinden değildir. Bir takım şartlara bağlıdır. Eğer bu şartlar gerçekleşirse onlar da gerçekleşecektir. Ama bu şartlar gerçekleşmezse söz konusu olaylar da gerçekleşmeyecektir. Ama buna rağmen maslahat üzere zuhur alametlerinden sayılmıştır. 3. Zuhur alametleri gerçekleşmedikçe Mehdi aleyhisselam asla zuhur etmeyecektir. Bunlardan bazısının gerçekleşmesi zuhurun yakınlaştığını göstermektedir. Bu alametlerden bazısı ise Mehdi'nin zuhuruna çok yakın bir zamanda gerçekleşecektir. 4. Bazı alametler vaat edilmiş Mehdi inancını teyit etmek ve olağanüstü bir vaziyetin gerçekleşeceğini bildirmek için harikulade bir şekilde gerçekleşecektir. Bu alametler de mucize hükmündedir ve inkar edilmesi mümkün değildir. Süfyani'nin çıkışı. Hazreti Mehdi'nin zuhurunun alametlerinden biri sayılan Süfyani çıkışı kimdir? Birçok hadislerde yer aldığı üzere
Hazreti Mehdi'nin zuhurundan önce Ebu Süfyan'ın neslinden olan birisi kıyam edecektir. Bu şahıs şöyle tavsif edilmiştir. Zahirde salih ve daima Allah'ı zikreden birisidir. Ama insanların en kötüsü ve soysuzudur. Birçok insanı kandıracak, kendisiyle işbirliğine razı edecektir. Şam, Hims, Filistin, Ürdün ve Kinnisrin bölgelerini de ele geçirecektir. Abbasi devleti ebedi olarak onun eliyle yok edilecektir. Şiilerden bir grubu katledecek ve Hazreti Mehdi'nin zuhurunu duyunca onunla savaşması için bir ordu gönderecektir. Ama Hazreti Mehdi'yi bulamayacak ve Mekke-Medine arasında bir yerde ordusuyla birlikte yerin dibine gömülecektir. Abbasi devleti yıllar önce yıkılmış ve Süfyani'nin eliyle yok edilecek hiçbir etkisi de kalmamıştır şeklinde bir soru akla gelebilir. Ama Hazreti İmam Musa bin Cafer bir hadisinde bunun cevabını şöyle buyurmuştur. Abbasi devleti hile ve aldatmaca üzere kuruludur. Bu devlet hiçbir izi kalmayacak bir şekilde ortadan kalkacak ama yeniden ve adeta hiçbir zarar görmemiş bir halde tekrar kurulacaktır. Bu hadisten de anlaşıldığı üzere Abbasi devleti yeniden kurulacaktır. Bu devletlerse Süfyani'nin eliyle yıkılacaktır. Denilebilir ki Süfyani'nin kıyamı kesin bir şeydir. Ama nitelik ve zamanı belli değildir. Ve bu hususta kesin bir şey söylenemez. Örneğin Abbasi devletinin Süfyani'nin eliyle yıkılacağı kesin bir şey olmayabilir. Yani başkaları vasıtasıyla da yıkılabilir. Bir diğer nokta da şudur. Halid bin Yezid bin Muaviye bin Ebi Süfyan halife olmak istiyordu. Ama hilafetin Mervan oğullarının elinde olduğunu görünce kendisine teselli vermek ve Emevilerin moralini güçlendirmek için bu Süfyani hadisini uydurdu. Egani kitabının yazarı Halid hakkında şöyle diyor. O alim ve şair biriydi ve Süfyani hadisini uydurduğu söylenmektedir. Taberi şöyle yazar. Ali bin Abdullah bin Halid bin Yezid bin Muaviye 159 yılında Şam'da kıyam etmiş ve ben beklenilen Süfyani'yim diyerek halkı kendine davet etmiştir. Durum böyleyken Süfyani mevzunun uydurulmuş bir şey olduğu söylenebilir mi? Süfyani hadisini hem Ehl-i Sünnet hem Şia rivayet etmiştir. Mütevatir olması da uzak bir ihtimal değildir. Batıl bir iddiacının varlığı sebebiyle bu hadisin batıl ve uydurulmuş olduğuna hükmedilemez. Aksine şöyle dememiz gerekir. Süfyani hadisi halk arasında yaygındı ve halk onu bekliyordu. Bazıları da bundan suistifade ederek kıyam etmiş ve ben beklenilen Süfyani'yim diyerek bir grup insanı kandırmıştır. Deccal olayı. Deccal'ın zuhuru da Hazreti Mehdi'nin zuhurunun alametlerinden biridir. Deccal'ı şöyle tavsif etmektedirler. Kafir birisidir. Bir gözü kördür. Bir gözü de alnındadır. Ve yıldız gibi parlamaktadır. Alnında şöyle yazılıdır. Bu kafirdir. Bunu okuma yazması olan veya olmayan herkes okumaktadır. Beyaz bir merkebe binmektedir ki her adımı bir mil kadardır. Gökler onun emriyle yağmur yağdıracak ve yeryüzü bitki bitirecektir. Yeryüzünün hazineleri onun elindedir. Ölüyü diriltecek ve herkesin duyacağı gür bir sesle şöyle diyecektir. Ben sizin yüce tanrınızım ki sizleri yaratmış ve rızık vermekteyim. Bana doğru koşunuz. Denildiğine göre bu şahıs Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhin zamanında hayatta olup adı da Abdullah veya Said bin Said'di. Peygamber ve ashabı tanrılık iddia eden bu şahsın evine gittiler. Ömer onu öldürmek istedi ama peygamber engel oldu. Şimdiye kadar da güya sağ kalmış ve ahir zamanda İsfahan'ın Yahudi köylerinin birinden zuhur edecektir. Önceleri Hristiyan olup Hicri 9. yüzyılda Müslüman olan Temimuddari'nin ben Deccal'ı bir adada gördüm ki zincirlere vurulmuştu dediği nakledilmiştir. Deccal'a İngilizce Antikrist denilmektedir ki Mesih'in düşmanı. Yani anti-İsa manasını ifade etmektedir. Deccal kelimesi belli bir insanın adı değildir. Arapçada yalancı ve hilekar herkese Deccal diyorlar. İncil'de de Deccal kelimesi birçok yerde göze çarpmaktadır. Yuhanna'nın ilk mektubunda şöyle yazar. Yalancı kimdir?
İsa'nın Mesih olduğunu inkar edenden başkası mıdır? Baba ve oğlu inkar eden Deccal'dır. Yine aynı mektupta şöyle yazmaktadır. Deccal'ın geleceğini duymuşsunuzdur. Şu anda da Deccal'lar oldukça çoktur. Diğer bir yerinde mücessem olmuş, yani cisimleşmiş İsa'yı inkar eden bir ruh Allah'tan değildir. Geleceğini duyduğunuz Deccal'ın ruhudur ve şu anda dünyadadır yazmaktadır. Bir diğer bapta ise şöyle geçmektedir. Dünyada birçok sapıklar ortaya çıkmış, cisimleşen İsa Mesih'i inkar ediyorlar. İşte onlar sapık ve Deccal olanlardır. Bu İncil ayetlerinden de anlaşıldığı gibi Deccal yalancı ve sapıtıcı manasındadır. Deccal'ın çıkışı ve hayatta olması o zamanlarda Hristiyanlar arasında yaygındı ve de onun çıkışını bekliyorlardı. Hazreti İsa Deccal'ın çıkışını haber vermiş ve halkı onun fitnesinden sakındırmıştır. Bu yüzden Hristiyanlar onu bekliyorlardı. Muhtemelen Hazreti İsa'nın haber verdiği Deccal da 5 asır sonra zuhur ederek yalan yere peygamberlik iddiasında bulunan yalancı Mesih'ti. Dar ağacına asılan da bu yalancı Mesih'ti. Peygamber olan Hazreti İsa Mesih değil. İslam'da da Deccal'ın varlığı hakkında bir takım hadisler vardır. İslam peygamberi halkı Deccal'den sakındırıyor ve çıkaracağı fitneleri haber veriyordu. Nitekim bir hadisinde şöyle buyuruyor. Nuh'tan sonra gönderilen tüm peygamberler kavmini Deccal fitnesinden sakındırmışlardır. Kendini peygamber sanan 30 Deccal zuhur etmedikçe kıyamet kopmaz. Peygamber şöyle buyurmuştur. 30 yalancı Deccal zuhur edip de Allah ve Resulüne yalan şeyler isnat etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Keza Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Deccal zuhur etmeden önce 70 Deccal zuhur edecektir. Mezkur hadislerden de anlaşıldığı gibi Deccal belirli bir şahıs adı değildir. Tüm yalancı ve saptırıcı kimseler için kullanılmaktadır. Deccal kıssasının kökenini İncil'de ve Hristiyanlarda aramak gerekir. Daha sonra bu hususta birçok hadis özellikle Ehl-i Sünnet kitaplarında ve onların tarikiyle nakledilmiştir. Velhasıl Deccal olayının aslı doğru olabilir ama hakkındaki tavsif ve tariflerin güvenilir bir senedi yoktur. Dolayısıyla Deccal olayının aslı doğru da olsa bir takım hurafe ve asılsız şeylerle karışmış ve gerçek mahiyetini kaybetmiştir. Bu nedenle şunu söyleyebiliriz. Ahir zamanda ve Hazreti Mehdi'nin zuhuruna yakın bir zamanda yalancılık ve hokkabazlıkta önde gelen birisi zuhur edecek ve bu şahıs yalancılıkta diğer deccallerden daha önde olacaktır. Yalanlarıyla birçoklarını saptıracaktır. İnsanlara hayat, su ve ekmeklerinin kendisinin elinde olduğunu söyleyerek onları kendine uyduracaktır. İnsanların bazısı da her şeyin onun elinde olduğunu sanacaktır. Yalancılıkta öyle bir hadde gelecektir ki iyi işleri kötü, kötü işleri de iyi göstermeye çalışacak. Cehennemi cennet ve cenneti de cehennem olarak gösterecektir. Ama küfür içinde bulunduğu herkese malum olacaktır. Ama Said bin Said'in var edilmiş Deccal olduğu ve Hazreti Resulullah'ın zamanından şimdiye kadar da yaşadığı hususunda muteber bir delile sahip değiliz. Hem hadisin senedi zayıf hem de peygamber Deccal hakkında şöyle buyurmaktadır. Mekke ve Medine'ye girmeyecektir. Halbuki Said bin Said Medine'de vefat etmiş ve halktan bir kısmı da onun öldüğünü görmüştür. Faraza Hazreti Peygamber Said'i Deccal olarak tanıtmışsa da yalancı manasındaki Deccal'dir. Zuhurun alametlerinden biri olan var edilmiş Deccal değildir. Başka bir tabirle İslam peygamberi Said'i görmüş ve onu ashabına bir Deccal örneği olarak tanıtmıştır. Evet, peygamber ahir zamanda zuhur edecek olan Deccal'den söz ettiği için bu ikisi karıştırılmış ve insanlar bu hususta yanılgıya düşmüş olabilirler. Yani peygamberin Deccal olarak adlandırdığı Said'in ahir zamanda zuhur edecek olan Deccal olduğunu sanarak onun sağ olduğunu ve uzun süre yaşadığını söylemişlerdir. Gerekli fikri ortamın oluşması. İnsanlar arasında bunca ihtilaf sebepleri ve farklı inançlar olmasına rağmen
tüm dünyanın bir hükümet tarafından idare edilmesi ve dünyadaki tüm güçlerin Hazreti Mehdi'nin devletinin eline geçmesi imkansız mıdır? Dünyanın genel durumu, beşerin akıl, idrak ve ilmi bu aşamada olduğu müddetçe elbette ki cihan şumul bir hükümet kurmak muhal bir şeydir. Ama bilindiği gibi insanoğlunun düşünce, medeniyet ve bilgi düzeyi geçen asırlarda olduğu şekliyle yerinde saymamış, sürekli bir ilerleme kaydetmiş ve bu aşamaya gelmiş, şu andaki düzeyde de kalmayacaktır. Kesin olarak söylemek gerekir ki, beşerin ilmi düzeyi günden güne ilerlemektedir ve gelecekte de düşünce, medeniyet ve sosyal çıkarları kavrama bağlamında en yüce düzeye varacaktır. Bilindiği gibi bencillik ve menfaatçilik insanoğlunun tabii ve fıtri duygusudur. Onu iş ve güce iten en büyük güç ve etken de bu kemale ulaşma isteği, saadet temini ve menfaat elde etme duygusudur. Her fert kendi çıkarları için çalışmakta, bu yoldaki engelleri ortadan kaldırmak istemektedir. Bu arada başkalarının menfaatini gözetme istememektedir. İnsan kendi menfaatlerini korumanın yolunu başkalarının menfaatini gözetmeden geçtiğini görürse, o zaman başkalarının menfaatlerini de gözetir ve kendi menfaatlerinin bir kısmını onlara feda etmeyi göze alır. İnsanın mutlak bencillikten kurtulup başkalarının menfaatlerini de gözettiği ilk aşama evliliktir. Zira eşlerden her biri diğerine muhtaç olduğunu anlamış ve bu yüzden de birleşmişlerdir. Bu ilişkinin devamı için de bencilliklerini azaltmak ve karşılıklı menfaatlerini gözetlemek zorundadırlar. Kadın ve erkeğin evliliğiyle aile kurumu vücuda gelmektedir. Hakikatte aile fertlerinden her biri sadece kendi saadet ve kemalini elde etmek istemektedir. Ama kendi saadetinin aile fertlerinin saadetine bağlı olduğunu görünce, onların saadetini de istemekte ve böylece karşılıklı bir yardımlaşma içine girmektedir. İkinci aşamada insan daha geniş bir topluluk oluşturarak onların müşterek çıkarlar uğruna şahsi çıkarlarından göz yummayı öğrenmiştir. Akrabalık bölgeleri mihveri üzerine kurulu kabileler bunun bir örneğidir. Bir kabile ferdi aynı aileye mensup fertlerinin menfaatlerini de gözetmeyi kabullenmiştir. Bu sürecin devamında ve özellikle kendini savunmanın oluşturduğu zaruretler gereği daha büyük topluluklar oluştu ve millet ve ülkeler meydana geldi. İnsanoğlunun düşüncesi şu anda bir ülkeyi bir aile sayacak dereceye ulaşmış bulunmaktadır. O ülkesinin fertlerini ailesinin fertleri saymaktadır. Kamuoyunun mallarını ve o ülkenin zenginlik kaynaklarını o ülke bireylerinin malı bilmektedir. Bu ülkenin ilerlemesinden kıvanç duymaktadır. Dil, soy, şehir ve köy farklılıklarını görmezlikten gelmektedir. Kendi saadetini ülke halkının saadetinde görmektedir. Şüphesiz ki ülke fertleri arasındaki ilişkiler her ne kadar güçlenir ve ihtilaflar azalırsa o ülkenin ilerleme ve kalkınması da o kadar hızlanacaktır. Beşerin bugünkü medeniyet ve ilerleme seviyesi kolayca elde edilmemiştir. Asırlar boyu ve binlerce tecrübe sonunda böyle bir aşamaya ulaşabilmiştir. İnsan düşüncesi binlerce yıl boyunca çeşitli olaylar sebebiyle böylesi yüce bir aşamaya gelebilmiştir. O artık mutlak bencillik ve dar görüşlülükten geçmişe oranla biraz daha uzaklaşmış ama henüz yeterli seviyeye gelememiştir. Dolayısıyla bu kadarıyla da yetinmeyecektir. Şu anda ilim ve sanayi alanındaki gelişmeler sebebiyle dünya ülkeleri arasında sıkı bir irtibat ve ilişki kurulmuş durumdadır. Eskiden aylar boyunca kat edilen mesafeler bugün birkaç saat veya dakikada kat edilmektedir. İnsanları birbirinden uzaklaştıran mesafeler oldukça kısaltılmış ve ilişkiler kolaylaştırılmıştır. İletişim ve propaganda araçları kültürleri birbirine yakınlaştırmaktadır. Böylece çeşitli sesini, ülkelerin durumu ve olayları birbiriyle ilişkili hale gelmiştir. Şu anda insanlar artık ülke kapılarının kapatılıp inziva halinde yaşanılmayacağını anlamış durumdadır. Bir ülke topluluğunun tek başına kendi ülke fertlerinin saadetini temin edemeyeceği anlaşılmıştır. Bu yüzden her ülke kendi topluluğunu ilişkiler yönünden daha da güçlendirmeye çalışmaktadır.
Bu istek bazen federatif cumhuriyetler birliği şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bazen bloklar şeklinde tecessüm etmekte, bazen İslami devletler birliği şeklinde, bazen de daha başka tasnifler şeklinde tezahür etmekte, boy göstermektedir. Bütün bu ve benzeri birlikler beşerin fikri gelişiminin bir nişanesidir. Bugün insanoğlu bu birlikleri genişletmeye çalışmakta ve böylece uluslararası buhranları halletmek ve yeryüzü sakinlerinin refahını sağlamak istemektedir. Bazı bilim adamlarına göre beşerin günümüzdeki yayılmacılığı genel bir inkılabın ön hazırlığıdır. İnsanlık dünyası çok geçmeden bu topluluk ve birliklerin de dünyanın korkunç buhranlarını halledemeyeceğini anlayacaktır. Bu birlikler bir sorunu halledemediği gibi sürtüşmeler sebebiyle sorunları daha da kompleks hale getirecektir. Günümüz insanı tecrübe ve deney halindedir. Bu topluluklar vasıtasıyla da bencillik ve egoistliğini mümkün derecede ikna etmeye çalışmaktadır. Ama çok geçmeden bencillik ve dar görüşlülük duygusuyla insanın saadetinin temin edilemeyeceğini anlayacak, yeryüzü muhitiyle aile muhiti arasında hiçbir farkın olmadığını ve yeryüzü sakinlerinin bir aile konumunda olduğunu da anlayacak, kendi mutluluğunu diğerlerinin dertlerini çözmekte olduğunun şuuruna varacak ve işte o zaman dünya insanları kalp ve fikirleriyle insanlar tek bir gövde misali mutluluk ve saadetinin birbirine bağlı olduğunun gerçeğini anlayacaklardır. İnsanoğlu ihtilaf sebebi olan sınırlı temeller üzere kurulu kanun ve kararların dünyanın düzeni için yetersiz olduğunu bilecektir. Uluslararası toplulukların teşkili ve insan haklarının yazılması da insanların fikri tekamülü, bilinçlenmesi ve büyük fikirlerin doğuşu için bir ön hazırlıktır. Gerçi bunlar da bazı süper güçlerin nüfuzu sebebiyle tam uygulayamadılar ve ihtilaf sebebi olan sistemlerin üstesinden gelinemedi. Ama bu tür fikirler sebebiyle insanoğlu için parlak bir gelecek öngörülebilir. Dünyanın genel durum ve olaylarına bakarak yakın bir gelecekte insanoğlunun oldukça hassas bir yol kavşağına geleceğini tahmin etmek mümkündür. Bu yol kavşağı sadece maddecilik ya da halis tevhiddir. Yani insanoğlu ya bütünüyle madde ve maddeciliğe teslim olup ilahi hükümleri terk edecektir ya da Allah'ın hükümlerine teslim olarak dünyadaki bütün buhranları ilahi kanunlarla halletmeye çalışacaktır. Ama kesin olarak denilebilir ki beşerin dini ve ilahi yaratılışı değiştirilemeyeceğine göre ilahi dinlerin ve özellikle de İslam'ın dediği gibi Allah'ın hizbi sonunda galip gelecektir. Dünya hükümeti ve iktidar salih ve layık insanların eline geçecektir. Büyük insanlık topluluğu insani faziletler, güzel ahlak ve doğru inançlar üzere kurulacaktır. Tüm yalancı tanrılar ve bağnazlıklar ortadan kalkacaktır. Tüm evren bir olan Allah karşısında teslim olacaktır. Böylece Kur'an ve peygamberin davetine icabet edecektir. Evet, Kur'an-ı Kerim ehli kitap olanlara şöyle bir teklifte bulunmaktadır. Ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda müşterek olacak bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp kimimiz kimimizi Rabler edinmeyelim. Âl-i İmrân Suresi 64. Ayet. Kur'an-ı Kerim bu cihanşumul inkılap programının salahiyetli ve layık insanlar eliyle gerçekleşeceğini söylemektedir. Peygamber-i Ekrem de şöyle buyurmuştur. Beşerin dağınık görüşlerini, inançlarını ve çeşitli fikirlerini bir yerde ve bir hedefe doğru merkezleştiren, insanların aklını kamil kılıp uyandıran, düşmanlık ve ihtilaf sebeplerini ortadan kaldıran ve dünyada sulh ve sefa yaratan, fevkalade ve layık insan İslam peygamberinin soyundan olan vaat edilmiş Hazreti Mehdi'dir. Hazreti İmam Cafer de buyurmuştur ki, kaimimiz kıyam edince kulların başına elini sürecek ve onların dağınık fikirlerini bir yere toplayacaktır. Onları bir hedefe doğru yöneltecek ve onlar da beğenilmiş ahlakı kemal haddine ulaştıracaktır. Hazreti Ali bin Ebi Talip de şöyle buyuruyor. Kaimimiz kıyam edince insanların kalbindeki düşmanlık ve ihtilaf sebeplerini kökten kazıyacaktır. Böylece genel bir asayiş ve emniyet meydana gelecektir. Hazreti İmam Bakır aleyhisselam şöyle buyuruyor.
Kaimimiz kıyametince yeryüzünün tüm maden ve hazineleriyle halka ait her şey onun eline geçecektir. Mustazafların son zaferi. Yeryüzünün her bir köşesinde bir zalim ve müstekbir, zayıf ve mustazaflara hükmetmekte, onların her şeyine musallat olmuş ve herkesi kudretinden korkar hale getirmiştir. Bunlardan başka süper güç diye bilinen zulüm, çete ve sistemleri dünyanın dört bir yanına egemenliklerini kurmaya çalışıyorlar. Bütün bunlara rağmen Hazreti Mehdi nasıl kıyam ederek zafere ulaşacaktır? Bu sorunun cevabı şu ki, Hazreti Mehdi'nin zaferi dünya mustazaflarının zaferidir. Ki dünyada çoğunlukla mustazaflardır ve dünyanın tüm güçleri de gerçekte onların elindedir. Ama azınlık olan müstekbirlerin gerçek bir gücü yoktur. Hazreti Mehdi'nin zaferini mümkün kılan da bu gerçektir. Konunun açıklığa kavuşması için biraz açıklama yapmak gerekiyor. Kur'an ayetleri ve hadislerinden de anlaşıldığı gibi dünya mustazafları Mehdi'nin rehberliğini yürüttüğü genel bir inkılap hareketiyle müstekbirlere galip gelecek, onların tağuti rejimlerini kökten kazıyıp yok edecek ve dünyanın kudret ve idaresini ele geçirecektir. Allah Teala Kur'an'da şöyle buyuruyor. Biz de istiyoruz ki yeryüzünde mustazaf olanlara onları önderler yapalım, onları yeryüzüne mirasçı kılalım. Kasas suresi 5. ayet. Görüldüğü gibi mezkur ayet sonunda dünyanın kudret ve idaresinin mustazafların eline geçeceğini kesin bir şekilde müjdelemektedir. O halde Hazreti Mehdi'nin zaferi mustazafların müstekbirlere galebe çalmasıdır. Konunun daha iyi anlaşılması için birkaç noktaya dikkat etmek gerekir. 1. İstizaf ne demektir ve mustazaf kimlerdir? 2. Müstekbirlerin özellikleri nelerdir? 3. Niçin müstekbirler mustazaflara galip olmuşlardır? 4. Mustazaflar nasıl müstekbirlere galip olacaklar? 5. Cihan Şumul büyük inkılabın rehberi kim olacaktır? Kur'an'da mustazaf, müstekbirler karşısında zikredilmiştir. Bu yüzden bu ikisini birlikte ele almamız gerekiyor. Kur'an'da müstekbirler için bir takım özellikler zikredilmiştir. Müstekbirlerden biri olan Firavun hakkında şöyle denilmektedir. Gerçek şu ki Firavun yeryüzünde büyüklenmiş ve oranın halkını bir takım fırkalara ayırarak bölmüştü. Onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor, erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. Kasas suresi 4. ayet. Bu ayette Firavun için 3 alamet zikredilmiştir. 1. İstikbar ve büyüklenmek. 2. İnsanlar arasında ihtilaf ve tefrika çıkarmak. 3. Fesat ve bozgunculuk. Başka bir ayette şöyle geçmektedir. Çünkü Firavun gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü taşıranlardandı. Yunus suresi 83. ayet. Bu ayette israf ve ölçüyü taşırmak da müstekbirlerin sıfatlarından biri sayılmaktadır. Diğer bir ayette ise böylelikle kendi kavmini küçümsedi, onlar da ona boyun eğdiler. Gerçekten onlar fasık bir kavimdi. Zuhruf suresi 54. ayet. Bu ayette de insanları küçümsemek müstekbirlerin sıfatlarından biri sayılmış ve bunun da insanların boyun eğme ve itaat nedenlerinden biri olduğu söylenmiştir. Başka bir ayette şöyle buyurmaktadır. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da yıkıma uğrattık. Andolsun Musa onlara apaçık delillerle gelmişti. Ancak onlar yeryüzünde büyüklendiler. Ankebut suresi 39. ayet. Bu ayette ise hakkı kabul etmemek istikbarın alametlerinden biri sayılmıştır. Başka bir ayette ise şöyle buyurmuştur. Kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar, müstekbirler, içlerinden iman edip de onlarca zayıf bırakılanlara, mustazaflara dediler ki, Salih'in gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar, biz gerçekten onunla gönderilene inananlarız dediler. Büyüklük taslayanlar, müstekbirler de şöyle dedi. Biz de gerçekten sizin inandığınızı tanımayanlarız. Araf suresi 75 ve 76. ayetler. Başka bir ayette küfür ve şirki yaymak müstekbirlerin alametlerinden biri sayılmıştır. Zaafa uğratılanlar da büyüklük taslayanlara, hayır,
siz gece gündüz hileli düzenler kurup bizim Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı emrediyordunuz, dediler. Sebe suresi 33. ayet. Görüldüğü gibi mezkur ayetlerde müstekbirler için tam 7 özellik sayılmaktadır. 1. Büyüklenme ve istikbar. 2. İhtilaf ve tefrika. 3. İsraf. 4. Tahkir ve küçümsemek. 5. İfsat ve bozgunculuk. 6. Hakkı kabullenmemek. 7. Küfür ve fesadı yaymak. Bu ayetlerin genelinden de anlaşıldığı üzere müstekbirler haksız yere kendilerinin diğerlerinden üstün olduğunu iddia ederek şöyle derler. Biz siyasetçi, işbilir ve akıllı kimseleriz. Sizin çıkarınızı sizlerden daha iyi biliyoruz. Sizin aklınız kendi maslahatlarınızı anlayacak durumda değildir. Bizlere itaat edin ki saadet ehli olasınız. İstikbarın önemli özelliklerinden biri ihtilaf ve tefrika çıkarmaktır. Renk, soy, din, mezhep, dil, kavim, milliyet, ülke, şehir, memleket, vilayet ve benzeri yüzlerce ihtilaf sebebi olan etkenler nedeniyle insanlar arasında ihtilaf ve tefrika çıkarmaktadırlar. Halka egemen olabilmek için küfür, şirk, fesat ve günahları yayarlar. Bu vesileyle yönetim merkezlerini kendi ellerine alır, mallarına el koyar ve servetleri keyfi bir şekilde harcarlar. Ülkeyi savunmak bahanesiyle ordu ve silah temin ederler. Güya asayiş ve ihtiyaçların temini için kendi lehlerine bir takım adli ve idari teşkilatlar kurar ve beytülmalı istedikleri şekilde har vurup harman savururlar, istediklerine bağışta bulunurlar. Gerçekte ise onlar yalancılardır. Kendi hakimiyetlerini sürdürmekten başka amaçları yoktur. Müstekbirler gerçekte büyük değillerdir. Güçleri yoktur. Yalan ve hilelerle halkın gücünü kendi güçleri olarak kullanır ve onları tahkir ederler. Buradan mustazafın manası da anlaşılmaktadır. Mustazaf zayıf ve güçsüz demek değildir. Mustazaf aslında müstekbirlerin telkinleri, hilekarlıkları ve yalancı propagandaları sebebiyle asıl gücünü unutmuş, kulluk ve zillete düşmüş kimse demektir. Gerçek güç bizzat halkındır. Yer, su, hava, doğal kaynaklar, iş gücü, ilim, sanat ve buluş gücü hep halka aittir. Ordunun gücü, adalet ve idari güç hepsi halkındır. İlim, buluş ve sanayi gücü de milletin fertlerine aittir. O halde toplumsal kudretin kaynağı bizzat halktır. Eğer halkın işbirliği ve yardımı olmazsa zorba yöneticilerin ne güçleri vardır? Ama müstekbirler hile, yalan ve propagandalar vasıtasıyla halkı kendi kimliğinden uzaklaştırmış ve zayıf düşürmüştür. Onları kendileri vasıtasıyla ezmekte ve sömürmektedirler. Müstekbirler azınlıktır ama tarih boyunca halkları cahil ve zayıf düşürmeye çalışmış, buna dayanarak da onlara hakimiyet kurmuşlardır. İlahi peygamberler bu zayıf düşürülen halkları uyandırmakla görevlendirilmişlerdi. Böylece onları kendi fıtri ve ilahi güçlerinden haberdar ederek özgürlüğe kavuşturmak istiyorlardı. Peygamberler daima müstekbirleri ifşa etmek, onların yalancı güç ve kudretlerini yok etmek için çalıştılar. Mustazafları müstekbir ve tağutların yalancı kudretleri karşısında kıyam etmeye ve sömürgecilik bağlarını parçalayıp koparmaya teşvik ettiler. Hazreti İbrahim aleyhisselam Nemrut adlı tağuta karşı kıyam etti. Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'a karşı kıyam etti. Hazreti İsa aleyhisselam asrının zalim ve zorbaları karşısında kıyam ederek mahrumları kurtarmaya çalıştı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyh de Ebu Cehil, Ebu Süfyan, Ebu Leheb, Kayser ve Kisralar karşısında kıyam etti ve mustazafları kurtarmak için cihada koyuldu. Peygamberler müstekbirlerin aksine hep halkı uyandırmaya çalışmışlardır. Şirk, putperestlik ve fesatla savaşmış, halkı tevhid ve vahdete davet etmiş, zulüm ve zorbalığa karşı çıkmışlardır. Nitekim Allah Teala da Kur'an'da şöyle buyurmaktadır. Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının diye tebliğ etmesi için bir peygamber gönderdik. Nahl Suresi 36. Ayet. Kur'an şöyle buyurmaktadır.
Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa o sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Kur'an, mustazafları kurtarmak için cihad etmeyi de Müslümanların görevlerinden biri olarak kabul etmekte ve şöyle buyurmaktadır. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli, koruyucu, sahip gönder, bize katından bir yardım eden yolla diyen mustazaf-i erkekler, kadınlar ve çocukların adına savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Küfredenler de tağutun yolunda savaşırlar. Öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç şüphesiz şeytanın hileli düzeni pek zayıftır. Nisa suresi 75 ve 76. ayetler. Buraya kadarki bahsimiz neticesinde şu 4 mesele ispat edilmiş oldu. 1. Halka hükümet eden müstekbirler azınlıktır. Hakiki bir güçleri yoktur. Onlar sadece Allah'ın mustazaflara vermiş olduğu gücü kullanmakta ve onları zayıf düşürmektedirler. 2. Mustazaflar halkın çoğunluğu olan Allah'ın verdiği gerçek kudretin sahipleridir. Onlar zayıf ve güçsüz değillerdir. Müstekbirlerin telkinleri vasıtasıyla kendilerini zayıf sanmaktadırlar. 3. Mustazafların talihsizliğinin en önemli etkeni onların zayıf oldukları duygusuna kapılmalarıdır. Onlar müstekbirleri güçlü sandıkları için onların oyuncağı olmaktadırlar. Onlara itaat ederek her türlü mahrumiyet ve zillete razı olmaktadırlar. Ve muhalefet etmeye cesaret edemezler. Mustazaf halkın en zor ve tedavisi imkansız hastalığı, kendi büyük güçlerini unutmaları ve müstekbirlerin yalancı güçleri karşısında komplekse düşmeleridir. Böylece sömürü ve zorbalığa kapı aralamakta ve tağutlara kendi elleriyle teslim olmaktadırlar. 4. Mustazaf ve mahrum halkın tek kurtuluş yolu, kaybettikleri güçlü ve büyük şahsiyetlerine yeniden kavuşmalarıdır. Genel bir inkılap ve saldırıyla tüm esaret bağlarını koparmalı ve müstekbirlerin hakimiyetini temelden kazımalıdırlar. Bu mümkün bir şeydir. Eğer bilginler, kaşifler, işçiler, memurlar, ordu mensupları, çiftçiler, zanaatkarlar, diğer meslek sahipleri kendilerine gelir ve güçlerinin farkına varırlarsa, müstekbirlerin hükümeti bir anda kendiliğinden yıkılır. Eğer tüm güçler, beyinler, ordular ve silahlar mustazaflar için çalışır ve bu yolda seferber olursa artık müstekbirlerin ne gücü kalır ki? Bu gerçi zordur ama mümkündür. Kur'an'da böyle aydın bir çağı müjdeleyerek şöyle buyurmaktadır. Biz de istiyoruz ki yeryüzünde mustazaflara lütfedelim, onları önderler yapalım, onları ötekilerin mülküne mirasçı kılalım ve istiyoruz ki onları yeryüzünde iktidar sahipleri olarak yerleşik kılalım. Kasas suresi 5. ayet. Bu cihan şumul inkılap Hazreti Mehdi, muzaffer ve fedakar ashabı tarafından gerçekleştirilecektir. Hazreti İmam Muhammed Bakır bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Kaimimiz kıyam edince Allah Teala elini kullarının başının üzerine koyacak, böylece onların akılları başlarına gelip kendilerini toparlayacaklardır. Kur'an-ı Kerim'de de yer aldığı üzere bu büyük ve kapsamlı inkılap din adına ve ilahi kanunları icra etmek için gerçekleşecektir. Bunun rehberi de Hazreti Mehdi'dir. Salih ve fedakar müminler de onun yanında yer alacak ve cihad edeceklerdir. Kur'an şöyle buyurmaktadır. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara şöyle vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi yaptıysak, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim ki bundan sonra küfre saparsa, işte onlar fasık olandır. Bazı hadislerde de yer aldığı üzere mezkur ayetten maksat Hazreti Mehdi ve ashabıdır. İslam dini onlar vasıtasıyla yayılacak ve tüm dinlere galip gelecektir. Kur'an ve masumlardan nakledilen hadisler, mustazafların gaflet uykusundan uyandıkları,
büyük güçlerinin farkına vardıkları ve müstekbirlerin zayıflığının bilincine vardıkları bir günü müjdelemektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın rehberliği sayesinde herkes tevhid bayrağı altında toplanacak, iman gücüyle tek saf halinde müstekbirler karşısında kıyam edecektir. Cihan şumul bir hareketle istikbar rejimlerine karşı saldırıya geçecek ve onları birbiri ardınca devirecektir. Küfür, şirk, zulüm ve maddeciliğin kökten silinip atıldığı, ilahi vaatlerin gerçekleştiği bir altın çağda her yeri adalet ve tevhid kuşatacaktır. Halk arasında ihtilaf kalkacak, ihtilaf nedenleri kökten kurutularak ve temelsiz sınırlar ortadan kaldırılacaktır. Tüm insanlar sulh, refah ve mutluluk içinde yaşayacaktır. Niçin Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur etmiyor? Küfür, zulüm ve maddeciliğin her yeri kapladığı bir çağda niçin Mehdi zuhur etmemekte ve alemdeki kargaşalıklara son vermemektedir? Belirli hedef için başlatılan bir kıyam her açıdan elverişli bir ortam vücuda gelmedikçe zafere ulaşamaz. Başarının önemli şartlarından birisi halkın bu hareketi sahiplenmesi ve onu desteklemesidir. Aksi takdirde kıyam yenilgiye uğrar. Hazreti Mehdi'nin kıyamı da bu kaideye dahildir. Zafere ulaşabilmesi için uygun şartların vücuda gelmesi gerekmektedir. Hazreti Mehdi'nin inkılabı yüzeysel ve basit bir hareket değildir. Cihan şumul ve kapsamlı bir inkılaptır ve çok yüce ilahi hedeflere sahiptir. Bu hedeflerin maneviyatla ilgili olanı bir yana, sırf insanlık toplumunun idaresiyle ilgili olan yanı bile akıl almaz derecede yüce ve idealdir. Ve bütün bunların gerçekleşmesi elbette insanlarda özel bir ortam oluşmasını gerektirmektedir. Toplumsal ırk, ülke, dil ve mezhebi ihtilafları ortadan kaldırmak ve bütün insanları barış ve mutluluk içinde yaşatacak bir nizam kurmak istemektedir. Bunun gerçekleşmesi için suyun kaynaktan temizlenmesi ve ihtilaf sebeplerinin kökten yok edilmesi gerekmektedir. Hazreti Mehdi küfür ve maddeciliği kökten kaldırmak, bütün insanları ilahi kanunlara davet etmek ve İslam dinini dünyaya hakim kılmak, insani sıfat ve faziletlerle güzel ahlak üzere kurulu, salih, cihan şumul bir toplum oluşturacaktır. Elbette böylesi konuları söylemek ve yazmak zor değildir. Ama bilim adamı ve araştırmacıların da bildiği gibi böyle cihan şumul ve derin bir inkılabın vücuda gelmesi kolay değildir. Gerekli şartlar oluşmadıkça böyle bir inkılap da oluşamaz. Böyle bir inkılap insanların bilinçlenmesine bağlıdır. Ve bütün insanlar, özellikle de bu inkılabın öncüleri sayılan Müslümanlar, tamamen hazırlıklı olmalıdırlar. Kur'an-ı Kerim bu inkılabın ilk şartının salahiyet ve liyakat olduğunu açıklayarak şöyle buyurmaktadır. Andolsun biz zikirden sonra Zebur'da da hiç şüphesiz yeryüzüne salih kullarım varisçi olacaktır diye yazdık. Enbiya Suresi 105. Ayet. O halde insanlık kemale ulaşmadıkça ve hak hükümeti kabule hazır olmadıkça Mehdi Aleyhisselam asla zuhur etmeyecektir. Fikri olgunluk elbette ki aniden, yani birdenbire oluşan bir şey değildir. Nice zamanlar boyunca meydana gelen çeşitli tecrübe ve olaylar neticesinde gerçekleşmektedir. İnsanlar şu ülke bu ülke diyerek hayali sınırlar yüzünden kim bilir daha ne kadar savaşıp kan dökecek. Ama sonunda bu sınırların hayali ve boş şeyler olduğunu anlayacaklardır. Böylece ihtilaf sebebi olan hudutlardan vazgeçecek, bütün dünyayı bir ülke sayacak, insanları bu ülkenin vatandaşı kabul edecek, iyi ve kötü günde ortak kadere sahip olduklarına inanacaklardır. İşte o zaman zenci beyaz, sarı kızıl, Asyalı Afrikalı, Avrupalı Amerikalı, şehirli köylü, Arap ve Arap olmayan herkese bir gözle bakılacak. Bilim adamları genel refah ve insanların mutluluğu için nice sistemler oluşturup maddeler ekleyecek, bir müddet sonra ise onları lav ederek yerine yeni kanunlar koyacaklardır. Ve sonunda bütün bunlardan bıkacak, beşeri fikirlerin ürünü olan bu kanunların zayıflığını anlayacak, bu kanunlar vasıtasıyla yapmak istedikleri reformlardan ümidini keserek, yegane ıslah yolunun ilahi kanunları icra ederek peygamberlere uymak olduğunu itiraf edeceklerdir. İnsanoğlu henüz Allah'ın kanunları karşısında teslim olmaya hazır değildir.
bilimsel ilerlemeler ve buluşlar vasıtasıyla insanların saadetinin temin edilebileceği sanılmaktadır. Bu sebeple beşer ilahi programlar ve maneviyatı bir kenara bırakmış, dört nala maddiyata doğru koşar olmuştur. Bu hevese kapılan insanlar sonunda çıkmazlarla karşılaşıp usanacaklardır. O zaman da ilim ve buluşların insanı fezaya uçurduğunu, yıldızlara boyun eğdirdiğini ve öldürücü silahları temin ettiğini ama hiçbir zaman dünyadaki sorunları çözemediğini, sömürgeciliği ortadan kaldıramadığını ve insanı ruhsal huzur ve saadete ulaştıramadığını itiraf edecektir. İnsanoğlunun gördüğü her idareci ve yönetimini kabul ettiği her nizamdan sürekli bir takım beklentileri olmuş, zulüm ve tecavüzleri önlemesini, insanların huzurunu temin etmesini istemiş ama bu arzusuna ulaşması ve umulan yönetim şekline kavuşması pek zor olmuştur. Her asırda yeni bir yönetim kurulmuş veya yeni bir yönetici iş başına gelmiş ama bir müddet sonra durumun eskisi gibi olduğunu ve hiçbir şeyin fark etmediğini görmüştür. Bundan sonra da belki de çeşitli hükümetler kurulacak, aldatıcı partiler meydana gelecek, sonunda salahiyetsiz oldukları ortaya çıkacaktır. Ve insanoğlu nihayet onlardan ümidini kesecek, ilahi nizama susayacak ve tevhid hükümetini kabule hazırlanacaktır. Hişam bin Salim İmam Sadık'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Halkın tüm kesimleri iktidara ulaşmadıkça Hazreti Mehdi zuhur etmeyecektir. Böylece hiç kimse eğer biz egemen olup hükümet kursaydık, adaletli davranırdık diyemeyecektir. İmam Bakır Aleyhisselam da şöyle buyuruyor. Bizim devletimiz en son devlettir. İktidar liyakati olan her hanedan bizden önce hükümet edecektir ki bizim hükümetimiz kurulduğunda eğer hükümet etseydik biz de Ali Muhammed, Muhammed soyu gibi davranırdık demesinler. Akıbet takva sahiplerinindir. Ayetinin manası da budur. Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi henüz insanlık tevhid hükümetini kabule hazırlıklı değildir. Ama sürekli bu büyük nimetten mahrum kalacak da değildir. Allah Teala tüm varlıkları kemaline ulaştıracaktır. İnsanoğlu yeryüzüne ayak bastığı günden beri saadetini temin eden adil bir nizamda yaşamayı arzulamış ve hep bunun için çalışmıştır. Sürekli canı gönülden adalete dayalı salih bir toplum ve parlak bir çağı arzulamış ve tecavüz ve zulmün yok olmasını ümit etmiştir. İnsanın bu isteği elbet boşuna değildir. Allah Teala da insanı bu hedefe ulaşmaktan mahrum etmeyecektir. Şüphesiz bir gün tüm insanlar kendine gelecek, çeşitli hüküm, kanun ve maksatlardan ümidini kesecek, kendi elleriyle vücuda getirdikleri sorunlardan bıkacak ve her açıdan ilahi kanunlara yönelecektir. Sosyal sorunların çözümünü peygamberlerin ekolünde arayacak, iki değerli şeye muhtaç olduklarını anlayacaklardır. Birincisi açık, denenmemiş ve kamil ilahi nizam ve kanunlar, ikincisi ise ilahi program ve hükümleri icra etmekte yanlışlığa düşmeyen ve tüm insanlara eşit gözle bakan masum bir idareci. Allah Teala Hazreti Mehdi'yi böyle hassas bir zaman için bekletmiş ve İslam'ın kanun ve programlarının ilmini ona emanet bırakmıştır. Başka bir neden. Ehlibeyt Aleyhisselam'ın rivayetlerinde zuhurun ertelenmesi için başka bir neden de zikredilmiştir. Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Allah Teala kafir ve münafıkların sulbünde imanlı insanların tohumunu gizlemiştir. Bu yüzden de Hazreti Ali Aleyhisselam kafirleri rastgele öldürmekten imkan dahilinde sakınıyordu. Onlardan mümin evlatlar dünyaya gelince de eline geçirdiğini öldürüyordu. Bizim kaimimiz de bu ilahi emanetler kafirlerin sulbünden çıkmadıkça zuhur etmeyecektir. Daha sonra zuhur edecek ve kafirleri öldürecektir. İmam-ı Zaman tüm kafirleri İslam'a çağıracak, kabul eden herkes ölümden kurtulacak ve her kim İslam'ı kabul etmezse öldürülecektir. Diğer taraftan tarih boyunca gördüğümüz gibi kafir ve münafıklardan nice mümin insanlar vücuda gelmiştir. Asr-ı saadetteki Müslümanlar da kafir babalardan vücuda gelmemişler miydi? Eğer Hazreti Resulullah Mekke'nin fethinde kafirlerin hepsini öldürseydi, onların soyundan onca Müslüman dünyaya gelmezdi. Allah Teala lütfu gereği soyundan mümin insanlar dünyaya gelsin diye insanlara mühlet vermektedir.
madde alemi belirlenmiş bir sınır çerçevesinde mümin insanların meydana gelmesi için yaratılmıştır. İnsanlar ürün verdiği ve ondan mümin insanlar dünyaya geldiği sürece baki kalmalıdır. Bu durum insanların tevhidi nizamı kabule hazır oldukları bir zamana kadar devam edecektir. İşte o zaman İmam-ı Zaman Hazreti Mehdi zuhur edecek, kafirlerin çoğu onun eliyle iman edecektir. İnsanlardan küfür ve maddeciliğinde ısrar edenlerse neslinden mümin kimseler vücuda gelmeyecek olanlardır.